Sabırsızlıkla büyücü. Nasıl yakacağımı bilmiyorum ki, demiş Gretel. Aptal çocuk, diye kükremiş büyücü. Bak sana göstereyim, bana bak. Büyücü fırının kapağını açmış, başını içeri doğru uzatmış ve Gretel bir anda büyücüyü fırının içine itivermiş. Kapağını da kapatmış.
şaşkın ve elinde odunlar var. Sonra böyle burada kurbağa var masanın üstünde ve kitap var. Bir sepet var içi mantar dolu. Burada bir kertenkele var. Burada kepçe var ve fırın. Gretel büyücüyü fırının içine kilitlemek için itiyor. Üzere hapsediyor. Burada çocuklar evlerine dönüyor. Kuşların yardımıyla. Kırıntıları yiyen kuşların yardımıyla. Annesi Hansel'in gelmesini bekliyor. Hansel heyecanla şapkasını düşürmüş. Elinde de büyücüden aldıkları altın ve mücevherler var. Gretel de babasına sarılmış. Babası onu kucağına almış. Söylemiş.
gösterişli şatodan çok etkilenmiş. Kız Yasemin ile Marki Karaman'ın evlenmelerine izin vermiş. Güzel prensesle değirmencinin küçük oğlu evlenmişler. Cizmeli kedi de onların yanında mutlu bir yaşam sürmüş. Bu da böyle bir masaldı. Hadi şimdi resimleri inceleyelim. Burada ağaçlar var ve arkada kralın şatosunu görüyoruz. Burada değirmen var. Değirmencinin büyük oğlu değirmeni almış. Oradan çoğu eşeği almış. Burada da küçük oğluna kedi kalmış ve kedinin istediği çizme ve çuvalı küçük oğlan getirmiş. Burada kedinin söyledikleri üzerine Marki Karaba soyunup dereye girmiş. Kedi boğuluyor diye bağırıyor. Ağaç var burada, köprüler var. Burada kraliyet arabası, onun sürücüsü var. Prenses Yasemin